Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Evet bizler bu dersimizde bayram namazının kılınışını, hükümlerini, ardından cenaze ile ilgili konuları inşallah sizlerle işleyeceğiz. Bu dersimizde bayram namazları nasıl kılınır? Bayram adabı teşrik tekbirleri nasıl getirilir, hükümleri nelerdir, teravih namazı nasıl kılınır, kılın şekli ne, şekildedir bunu göreceğiz. Cenaze namazı ile ilgili konuları işleyeceğiz. Ölüm sırasında ne gibi işler yapılır bunu anlatacağız. Cenazenin teçhiz ve defni yani yıkanması, kefenlenmesi gibi konuları işleyeceğiz. Cenaze namazını bahsedeceğiz. Cenazelerin taşınmasını ve kabir, telkin, İskatu, sala, taziye gibi konuları inşallah sizlerle işleyeceğiz. Ve bu dersin sonunda, bu dersi dinleyen kişiler, bayram namazlarının nasıl kılınacağını uygulamalı olarak gösterebilecekler. Bayram adabını öğrenmiş ve teşrik tekbirlerin nasıl olacağını anlatabilecekler. Teravih namazının kılınış şeklini açıklayabilecekler. Cenaze ile ilgili hükümleri öğrenmiş olacaklar. Cenaze namazını kılınışını uygulamalı olarak gösterebilecekler ve e, iskat kavramını, tanımını yapmış olacaklar. Evet, e, bayram namazlarıyla başlayalım. E, dini yönden yılda iki tane bayram vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye geldiğinde insanların kendileri icat ettiği bir takım işte eğlence günlerini kaldırmış ve yerine iki tane Allah bayram size ihsan eyledi, onun yerine verdi diye birisi Eidül Fıtır yani kurban, e, Ramazan bayramı dediğimiz birisi de Eidül Adha yani o da kurban bayramı namazı olarak, kurban bayramı olarak tarif etmiştir. Bayram namazlarını kılmak hükmü vaciptir Hanefi mezhebinde. Bayram namazlarında normal iki rekatlı namazdan farkı yoktur. Tek farkı e, ziyade tekbirleri vardır her rekatta hem birinci rekatta hem de ikinci rekatta. E, üçer tane ziyade yani fazladan tekbir getirilir. Bunlara zevayet tekbirleri e, manasına geliyor. E, kerat vakti yani bayram günü, bayram birinci günü sabah namazı kılınıyor. Sonra güneş doğuyor. Güneş doğduktan sonra kerat vakti çıktıktan sonra artık bayram namazı başlıyor. Yani o zaman nereye kadar? kerat vakti çıktıktan sonra zeval vaktine kadar. Yani e, öğlen vaktine kadar artık o öğlen vaktine 45 dakika kalaya kadar o sırada bayram namazı kılınabilir. Zaten genellikle de sabah namazından sonra bir müddet bekleniyor ve namazdan sonra 45 dakika geçtikten sonra bayram namazları kılınmış oluyor. E, hutbe konusu dışında cuma namazı için kabul edilen bütün şartlar bayram namazları içinde aynen geçerli. Yani hutbe hariç. Bayram namazlarını hutbe okumak sünnet. Yani cuma namazında şart olduğu olduğu halde bayram namazı şart değil, sünnettir. Bunun dışındaki bütün şartlarda bayram namazı ile cuma namazının hükümlü e, hükümle şartları aynı olarak sayılır. Evet, bayram namazı nasıl kılınır? E, dediğimiz an öncelikle niyet ediyoruz ve burada niyette e, niyet ettim Allah rızası için vacip olan Ramazan bayram namazını veyahut da kurban bayram namazını kılmaya ve uydum imama diye niyet ediyoruz. Evvela böyle bir niyet oluyor. Ve e, namaza başladıktan e, namaza başlarken elimiz kaldırarak Allahu Ekber diye niyet edip elimizi önümüze bağlıyoruz ve Subhaneke okuyoruz. Subhaneke okuduktan sonra imam sesli olarak cemaatte kendi duyacağı sesle üç defa Allahu Ekber diye tekbire getirir. Her tekbirde e, iftah tekbiri gibi elleri kulak hizasına kaldırır ve her defasında elleri yanına sarkıtır. Yani şöyle tekrar Allahu Ekber diye eli kaldırıp ve elini salar. Allahu Ekber der. Bu getirmiş olduğu tekbirler hızlı hızlı yani böyle Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber şeklinde değil. Hızlı hızlı değil. Bunlar yavaş olması lazım. Ve her tekbir arasında da en az 3 tesbih miktarı durmak lazım. Yani yaklaşık bir 4-5 saniye kadar Allahu Ekber diye ellerimizi kaldırıp yan tarafa indirdikten sonra bir 3-4 saniye beklemek. Ondan sonra tekrar Allahu Ekber diye yani 3 defa Subhanallah diyecek kadar her tekbir arasında beklemek gerekir. Üçüncü tekbirden sonra eller sarkıtılmaz bağlanır. Birinci tekbirde Allahu Ekber deyip eller salınır. İkinci tekbirde tekrar Allahu Ekber deyip eller salınır. Üçüncü tekbirde Allahu Ekber deyip eller bağlanır. Nereden sonra? Subhaneke'den sonra e, bu tekbirleri böylece getiriyoruz. Daha sonra imam Eûzü Besmele'yi e, gizlice çeker ve sonra imam aşikarı olarak Fatiha suresini okur. Fatiha'dan sonra Zamm-ı okur. Ondan sonra rükû ve secde yapar. Ve diğer namazlarda olduğu gibi ikinci rekata kalkar ve eller bağlanır. Burada da İmam e, imam ikinci rekatta Besmele'yi okur. Gizli olarak sonra aşikare olarak Fatiha ve Zammu Sûre okur. Zammu sureden sonra rüküye varmadan önce yine üç defa ellerini kaldırır. Yani Allahu Ekber der. Elini kaldırıp yanasalar. Bir dört e, beş saniye bekler. Tekrar Allahu Ekber der. Kaldırır elini yanasalar. Bu ikinci olur. Yine bir dört e, beş saniye bekler. Tekrar Allahu Ekber der. Elini kaldırıp yanasalar. Üç tane tekbiri getirir. Ve dördüncüde de, de rükû için tekbir getirir. Allah-u Ekber der ve orada artık eli kaldırmaz yani kulak hizasına. Ondan sonra Allah-u Ekber diyerek nereye? Rükûya varmış olur. Böylece üç tane ziyade tekbir. Birinci rekatta üç tane de ikinci rekatta getirmiş olur. İkinci rekatta getirdiği dördüncü tekbir artık rükû tekbiridir. O bayram ziyade tekbirlerinden değildir. Bundan sonra ruku, secde ve kadesini yapar. Yani son oturuşu yapar. Ve diğer namazlarda olduğu gibi namazını selamla tamamlayıp namazını bitirir. Böylece bayram namazında vacip olan ziyade tekbirleri getirilerek iki rekat bayram namazı kılınır. Kılındıktan sonra imam efendi minbere çıkar ve bayram namazının hutbesini okur. Cuma namazında hutbe neredeydi? namazdan önceydi. Cuma namazında önce hutbe sonra namaz, bayram namazlarında ise önce namaz sonra hutbe. Bir de cuma namazında hutbe şart ama bayram namazlarında hutbe nedir? Hükmü sünnettir. Evet tabi bayram dedik ya bayram nedir? Şimdi aklımıza ne geliyor bayram deyince? Bayram sevinçtir, bayram neşedir, bayram güzelliktir, bayram mutluluktur. Onun için bayrama ne yapmak lazım? Hazırlanmak lazım. Evet işte bayram için bazı adaplar var. Bu adaplar bayramı güzelleştiren konular. Nedir? Bir, bir, kere bayram namazından önce iftar etmek. Yani bir şeyler yemek. Yani tatlı bir şeyler yemek, işte hurma veyahut da üzüm gibi böyle tatlı şeyler ama tek olarak mesela bir tane, üç tane veyahut da beş tane gibi bir şeyler yerek gitmek. Ve Kurban Bayramında ise bir şey yememek daha güzeldir. Orada da Kurban kesildikten sonra ilk yediği şey Kurbanın eti olması. Efendimiz Aleyhisselam mesela öyle yaparmış, bir şey yememiş. Kurban Bayram günü ilk olarak yediği şey o Kurbanın etinden yermiş Peygamber Aleyhisselam. Evet. Ve tabi yine Ramazan Bayram namazından önce fitresini muhakkak vermek, yani fakirleri de o Bayram günü bayramı hazır hale getirmek için fitreyi vermek yine önemli. Bayram namazına gelmeden önce yine ne olur? Gusül abdesti almak, güzelce temizlenmek, ağız temizliği, diş temizliği, güzel kokular sürünmek, en güzel ve en temiz elbiselerini giyinmek, vücut temizliğini tepeden tırnağa, işte tırnakları, saçı, sakalı, bıyığı, bütün güzelliğini tamamen takınmak, vücut temizliğini yapmak. Ve mümkünse bayram namazını yürüyerek gitmek. Yani mesela Peygamber Aleyhisselam, yani Mescid-i Nebevi'de bayram namazı kılınmazdı. Nerede? Bugün Medine-i Münevvere'de Gamama Mescidi, Hazreti Öbekir, Hazreti Ali, Hazreti Ömer radıyallahu anhum mescitlerinin olduğu o alanda, yani musalla denir, orada kılardı. Çünkü orası Medine'nin dışıydı, geniş bir alandı ve diğer Medine'nin dışındaki Müslümanlar da gelirdi, kalabalık olurdu, mescidi almazdı. Orada musallada namaz kılınırdı. Peygamber Aleyhisselam oraya giderken bineyle değil yürüyerek giderdi. Onun için yürüyerek gitmek, yürüyerek dönmek daha faziletlidir. Eğer tabii yani yürüme mesafesindeyse ama uzak bir camiye gidiyorsa da elbette e, araça araca binerek de gidebilir. Namaza giderken farklı yoldan dönerken farklı yoldan gelmek de e, güzel amellerdendir. Çünkü melaike-i kiram e, karşılaştığı kişilere selam verir diye ifade edilir. Ve erkence Namaza gitmek, böyle heyecanla gitmek, güler yüzle gitmek ve Ramazan bayramı namazına giderken tekbirler gizlice, sessiz olarak. Kurban bayramı namazına giderken ise cehri yani açıktan tekbirler getirilir. Evet bir de teşrik tekbirleri var. Bunlar vaciptir. Ne zaman? 23 vakit. Yani Arefe günü sabah namazından itibaren başlar. Allahu Ekber, Allahu Ekber. لَا illallah اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ Allahu اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ Evet bunlar tekbirlerdir. Bu tekbirleri e, Arefe günü sabah namazından itibaren getirmek vaciptir. Nereye kadar? 23 vakit olur bu. Arefe günü kurban bayramının birinci, ikinci, e, üçüncü ve dördüncü günü ikindi namazına kadar ikindi namazı dahil. Yani dördüncü günü ikindi namazı dahil. Böylece 23 vakit namazın farzlarının akabinde Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diye selam verdikten sonra hemen bu tekbirleri, teşrik tekbirleri deniyor buna. Bunu getirmemiz gerekir. Bu ister cemaatle kılınsın, ister yalnız kılınsın. Bu tekbir getirilir. İster seferi olsun, ister mukim olsun. Tekbirler getirilir. İster kadın olsun, ister erkek olsun, her Müslümanın Farzın akabinde bu teşrik tekbirlerini getirmesi vaciptir. Selamdan sonra tabii insan unutursa, konuş konuşmaya dalsa veya da yerinden ayrılsa teşrik tekbirleri bir daha söylenmez. Yani o hemen selamın hemen peşinde yani konuşmadan veya yerinden kalkmadan söylenmesi gerekirdi. Eğer e, konuşulur veya da yerinden kalkılırsa e, unutulursa kazası edilmez veyahut da, e, hatırlayınca yapılması gerekmez. Evet yine bir de teravih namazı var. Yani teravih namazı hayatımızın süsü, hayatımızın hepimizin hayatında apayrı bir yeri olan bir namaz, teravih namazı. Hepimizin daha çocuktan beri hafız, hafızamızda kazanan, büyüklerimizin elimizden bizi tutup camiye götürdüğü, heyecanla kıldığımız ve hala heyecanlandığımız çok güzel, çok özel müminlere ikram edilen bir namaz. Bu namazda 20 rekat olarak kullanılır e, kılınır. Kadın, erkek, her Müslüman için bu nedir? Sünneti müekkededir. Hükmü, sünneti müekkededir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teravih namazı kılmaya devam etmişlerdir. Bu namazın cemaatle kılınması da sünnet-i Yani bir kısım insanlar muhakkak cemaatle kılmalı ki bu sünneti kifaye yerine gelmiş olsun. E, bu sebeple e, namazın yani cemaatle kılması daha sevaptır yalnız kılmaya göre. Yine ne şekilde kılınır? 20 rekat, 2'şer 2'şer rekatta selam vererek de kılınır. Yani 10 bölüm halinde. Veyahut hatta 4'er rekatta bir selam vererek 5 bölüm halinde de kılınabilir. Ama en faziletlisi 2'şer rekatta bir selam vererek yani 10 bölümde bu namazı kılmaktır. 10 selamla bitirmek daha faziletlidir. 8, 10 veyahut da 20 rekatta bir selam da verilebilir diye bir şey var. Yani namaz olur ama böyle yapmak mekruhtur. Yani 4 rekattan daha fazla uzatmamalı. 4 rekat olduğu zaman muhakkak selam vermek gerekir. Ne zaman başlar? Yatsı vaktidir ama yatsı namazını kıldıktan sonra başlar. Yani yatsı, yatsı vaktinde kılınır ama yatsı namazının farzından sonra e, sünneti, sondan sonra da teravih namazı. E, kılmış olur. Sabah namazına kadar bunun vakti vardır. E, vitir namazı, teravih namazından sonra kılınır. Ama vitir namazı teravihten önce de kılınsa olur. Yani yatsının farzı, peşine son sünneti, peşine vitir namazı, vitir namazından sonra teravih namazı kılınabilir. Böyle de yapılabilir. Bunda da bir sakınca yoktur. E, yatsı namazından önce kılınması halinde teravih caiz olmaz. Bakın burası çok mühim. Yani yatsı vakti oluyor ama önce teravih namazını kıldım. Sonra e, şey yatsı namazının farzını kıldım. Bu olmaz. Yani şöyle düşünün. Mesela önce namazın tesbihini çeksek sonra namazın farzını kılsak olur mu? Yani bunun gibi. Bu olmayacağı gibi teravih de yatsı namazından sonra kılınması gerekir. Yatsının farzı kılınmadan önce teravih kılınsa bu geçerli olmaz. Böyle de bir ayrıntı var. Ee, teravih namazı nasıl kılınır peki? Yani kılınma şekli aynı sabah namazının iki rekat sünneti gibi kılınır. Yani iki rekatlı bir ee, sabah namazın iki rekat sünneti veya da işte sabah namazın iki rekat farzı gibi kılınır. Eğer iki rekat kılınıyorsa. Dört rekat kılınıyorsa o zaman da e, yatsı namazın dört rekat sünneti gibi ve hatta iki namazın dört rekat sünneti gibi kılınır. Yani ne demek? Etteyyatü'den sonra Allahümme salli Allah'a barik okunur. Ondan sonra ayağa kalkılır. Ayağa kalkındığında Subhaneke okunur. Subhaneke'den sonra öz besmele çekip e, Fatiha ve Zammu Sure okunur. Bu şekilde kılınması gerekir. Yani iki rekat kılınıyorsa sabah namazının sünneti gibi, eğer dört rekat kılınıyorsa yatsı namazının ilk dört rekat sünneti gibi kılınır. Eğer cemaatle kılınıyorsa o zaman imam tekbirleri ve e, tesmiyeleri, işte kıraati aşikare olarak yani sesli olarak bu namazı kıldırır. E, Tabi imamın yani iman da kılıyor. Sevad da tek başına da kılıyorsak, Teravih namazının her rekatında eşit derecede Kur'an okumak gerekir. Bu müstahaptır. Yani birinci rekatta daha uzun, ikinci rekatta daha kısa değil. Sünnet olduğu için her rekatta eşit miktarda e, okumak. E, Tabi 10 ayet okuyarak Ramazanda hatim de yapılabilir. Yani ter, e, hatimle teravih namazı kılınabilir. Bu da güzel olur. Ama burada önemli olan konusu, yani cemaati usandırmayacak şekilde imam olanların bu namazı kıldırması lazım ama çok hızlı da kılmak yani namazın vakarına ve adabına uymayacak şekilde çok hızlı kılmak da e, caiz değildir. Bu da mekruh. Yani namaz bu. Allahü Teala'nın huzuruna durduğumuz, en Rabü'l Alemin'e sunduğumuz bir amelimiz. İşte bu ameli yani düzensiz veyahut de dengesiz yapmamak lazım. Hani bir yemek bile yenirken hani böyle hıp hızlı yerse o yemeği her tarafına bulaştırır. Yani namazın da, da tabi namaz hızlı da Kılmasının bir ölçüsü vardır. O ölçünün yani e, namazdaki tadil erkanın aşacak şekilde de e, hızlı olmamak ve hatta cemaati çok usandıracak şekilde de ağır ağır böyle aheste aheste insanları e, usandıracak kadar da olmamasına dikkat etmek gerekir. Tabi teravih e, dinlenmeler demek yani istirahat etmeler demek. Bunun e, tekili tervihadır. Çoğulu teravihtir. Niye böyle denilmiş? Bu namazın her dört rekatında bir bir müddet durulur. Ya salavat okunur, ya tekbir okunur, ya bir sure okunur veyahut da bir müddet beklenilir. Bu teravih namazına mahsus. Diğer namazlarda bu yok. Yani işte mesela öğle namazın ilk sünnetini kıldım, böyle biraz durayım, dinleneyim, farzı kıldım, biraz durayım, dinleneyim diye değil. Sünneti, farzı, sünneti böyle peş peşe kılınır. Ama bu teravih namazında böyle faslalar halinde kılınır. Zaten bizim ta Osmanlı'dan beri de camilerimizde uygulanan malumunuz olduğu üzere her 4 rek'atta bir böyle bir salavat-ı şerife getirilerek hem salavat getirilmiş olur hem de bir müddet durulmuş ve bir zaman verilmiş olur. Evet başka hiçbir namazda böyle bir oturur olmaz. Teravih namazının kazası yoktur. Sünnet bir namaz olduğu için yani teravih namazı kılınmazsa başka bir gün o kaza edilmez. Evet bunlar teravih namazına illa ilgili hükümlerdi. E şimdi de cenaze ile ilgili bazı konularımız var. Cenaze namazı ile ilgili. Tabi e, cenaze bir insanın ölümü ve o ölümüyle beraber e, artık ona yapılması gereken bazı işler var. Yani bir Müslüman öldüğü zaman ne yapılacak? Yani Diğer inanışlarda olduğu gibi işte kül ediyorlar, yakıyorlar, çeşitli şeyler ama İslam'da ölünün de bir hürmeti var. Ona karşı yapılacak bazı dini vecibeler var. Onları sıralıyoruz. Birincisi ölüm esnasında yani ölüme yakın artık sekerata doğru giden bir hastaya yapılacak bazı ameller var. Bunların birincisi hasta yani ölmek üzere olan kişi hasta ama daha yani daha yaşıyor. Ama biraz sonra anladık ki ölecek. Mesela bazen hani cihaza bağlı oluyor. Artık kalp atışları yavaş yavaş azalıyor. Yani doktorlar diyor ki Allah bilir ama kısa bir süre sonra ruhunu teslim eder. Bunlar anlaşılıyor. Hastayı kıbleye doğru böyle sağ yanı üzerine eğer çevirmek mümkünse ama buna çok dikkat edelim. Yani mümkün değilse hastaya da eziyet etmemek lazım. Mümkünse böyle sağ tarafına doğru çevrilir kıbleye doğru. Hastaya kelime-i kelime şehadet hatırlatılır. Yani böyle mırıldanılır. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilâhe illallah Muhammedur Resulullah. Ama bu e, tabii hani bizim böyle filmlerde izlediğimiz gibi bir ölüm olmaz genelde. Genelde böyle senaryolarda işte kelime-i böyle son nefeste böyle söyler, sonra ruhunu teslim eder. Ama tabii hasta genelde son anda bu kelimeyi böyle söylemeye belki diliyle söylemeye mecali olmayabilir. Komada olabilir, yoğun bakımda olabilir onun kalbinde vardır, biz bunu bilmeyiz. Onun için hastaya böyle söyle, hadi kelime-i şehadet getir İşte veyahut da kelime-i şehadeti e, terennüm etmedi, telaffuz etmedi ama vefat etti. Aa kelime-i şehadeti söylemeden gitti mesela denilmez. Yani bunlara dikkat etmek lazım. Ne olur? Hastaya şehadet kelimesi mırıldanır ama söylediği ısrar e, edilmez. Buna dikkat et. Çünkü bazen hasta tepki de verebilir. Yani neye? Senin onu sıkıştırmana tepki verir. Ve ee, bu sefer kelime-i şehadete tepki göstermiş gibi anlaşılır. Böyle tehlikeleri olabilir. Yani latif olmak lazım, sakin olmak lazım. Bir diğer hastanın yanında Kur'an-ı Kerim, özellikle Yasin Suresi okunur. Hastanın yanında hayır dualarda bulunur. Ve eğer öldüğü zaman da ağzı kapatılır. Bir bezle çenesi bağlanır ki çenesi açılmasın diye. Gözleri genelde açık gider hastalar. Gözler vefat ettiğinde gözleri de yumulur. Elleri yanlarına doğru uzatılır ve üstüne bir örtü çekilir. Artık onun işi Allahü Teala'ya kalmıştır. Allahü Teala tüm ölmüşlerimize rahmet eylesin, rahmetiyle muamele eylesin. Amin. Evet daha sonra artık o cenazenin hangi merhalesi var? Yıkanması var. Cenazenin üzerindeki elbiseleri çıkarılır. Elbiseleri çıkarılırken de tabi üzerine bir örtü serilerek o örtünün altından El çıkarılır, e, tamamen elbiselerinden soyulmuş olur. Üzerinde tabi bir örtü vardır. Ve artık ne olur? Yıkanması gerekir şeyin ölünün e, elini yani gazsal yıkayan kişi e, eline vücudunun e, uzuvlarını hissetmeyecek şekilde böyle kalınca bir e, sünger veya da çok kalın bir böyle üstübü gibi bir bezle yani öyle bir kat bezle değil de Böyle organlarının e, şeklini hissetmeyecek şekilde kalınca bir beze beze eline alır ve ondan sonra o ölüye abdest aldırılır. Burada tabii e, ağzına ve burnuna su vermeksizin ölünün önce e, avret yerleri yıkanır, temizlenir. E, bu avret yıkama konusunda dikkat edilir. Yani üstünün açılmamasına, bir örtünün altından olmasına, bir yardımcı yine burada su dökmesi iyi olur ve e, kalınca bir şeyle ona güzelce avret e, mahallinde e, temizler. Daha sonra ağzı ve burnuna su vermeksizin ona abdest aldırır. Daha sonra da e, su dökülerek başı, bedeni güzelce böyle ılık suyla, sabunlu suyla güzelce tertemiz yapılır. Eee pak yapılır. Hakikaten yani ölü yıkamak da o da Allahü Teala'nın bir tabi dinimizin bir nimeti. Yani mesela birkaç sefer böyle ölü yıkadığımızda da Hani insan o ölünün bile nasıl insan yavrusunu böyle tertemiz olsun der yıkar. İnsan ölüyü yıkadığı zaman da o ölünün böyle tertemiz olması için böyle güzelce özenir. Ilık suyla böyle sabunlu suyla güzelce onu yıkar, tertemiz yapar. Sonra sol yanına çevirerek sağ tarafını yıkar. Böyle her organını üçer defa e, yıkar güzelce. E, suyun zor ulaşılacağı yerleri organlar ovularak yıkanması gerekir. Ondan sonra sağ tarafına çevirerek sol tarafı yıkanır ve yine üçer defa organların yıkanmaya gayret eder. Sonra ölü böyle oturtulur bir hale getirilir. Yani biraz böyle belinden doğru kaldırılır ve karnı hafifçe bastırılır. Bu durumda ölüden, yani cenazeden bir şey çıkacak olursa, bir necaset çıkacak olursa da o böyle yıkanır. Tekrar abdest aldırmak gerekmez. O güzelce böyle tertemiz bir hale getirilir. Böylece yıkama işlemi bittikten sonra da bir havluyla kurulanır. Daha sonra kefenleme e, işlemlerine geçilir. Tabi erkek cenazeyi erkekler yıkar. Bunlar önemli e, konular. Kadın cenazeleri kadınlar yıkar. Erkeği erkek, kadını kadın yıkar. Bu böyledir. E, yani mesela kişinin annesi bile vefat etmiş olsa oğlu yıkamaz. Yani kadını kadın yıkar, erkeği erkek yıkar. Yani mahremi de olsa bunu dikkat eder. Kadın kendi kocasını yıkayabilir fakat erkek kendi eşini yıkayamaz. Çünkü arada artık o vefatla birlikte hükümler gereği. Çünkü kadın daha bir müddet daha kocasına bağlı olduğu için o 4 ay 10 gün süre içinde. Onun için kadın kocasını yıkayabiliyor ama kadın vefat ederse erkek koca karısını yıkayamıyor. Diğer üç mezhep imamına göre erkek de karısının cenazesini yıkayabilir diye fetva vermişler ama Hanif mezhebinde bu. Caiz görülmemiştir. Kadın cenazeyi yıkayacak kadın, erkek cenazeyi de yıkayacak erkek bulunmadığı durumlarda nasıl olacak? Bu durumlarda da teyemmüm ettirilir. Burası önemli. Kadın cenaze var ama yıkayacak kadın yok. Erkek cenaze ama yıkayacak erkek yok. O zaman teyemmüm aldırılır. Ergenlik çağına yaklaşmış olan erkek çocuğu da yine erkekler. Ergenlik çağına yaklaşmış olan kız çocuklarını da yine kadınlar yıkar. Küçük yaştaki, çok küçük yaştaki kız çocuğunu erkeğin, çok küçük yaştaki erkek çocuğunu da kadının yıkaması caiz görülmüştür. Evet, şimdi de cenazenin kefenlenmesi konusu var. Nasıl kefenlenecek? Evet, ne güzel. Yani böyle adım adım başında Kur'anlar okundu, Yasinler okundu, Kelime-i Şehadet telkin edildi ruhunu inşallah imanla teslim etti. Ondan sonra elbiseleri çıkandı, güzelce ağ kopak yapıldı, yıkandı, guslü, abdesti ona aldırıldı. Şimdi de artık kefenlenmesi süreci var. Sünnet olan erkek kefeninde 3 parça, kadın kefeninde 5 parça uygulanır. Erkek kefeni şöyle olur, kamis, izar ve lifafe diye 3 bölüme ayrılır. Kamis gömlek demektir. Yani bu boyun kısmından ayağına kadar yani boyunun tamamına kadar olan kısmı örten bir gömlek şeklindedir. Buna kamis denilir. Daha sonra izar baştan ayağa kadar yani başının tepesinden ayağının olduğu hizaya kadar buna izar denilir. Lifafe de bu başından yani bir karış kadar fazla ve ayağından da bir karış kadar fazla yani boyundan daha uzun olarak örtülen lifafedir ki oralardan düğüm yapılıyor, tutuluyor biliyorsunuz. Ee, kadın Kadının kefeni ise erkeğin kefenini oluşturan üç parçadan hariç iki parça daha vardır. Bir baş, başına örtülen bir de göğüs kısmına örtülen iki ilave parça daha vardır. Onun için 12 beş parçadır. Şöyle kefenlenir. Önce e, lifafe yere serilir. Yani lifafe neydi? En uzun, en büyük olan. Önce o komple serilir. Onun üzerine izar serilir. Yani ayağından başına kadar olan Sonra gömlek de giydirildik, ölüye önce gömlek giydirildikten sonra yani o başından ayağına kadar kamis dediğimiz gömlek giydirildik, giydirilen cenaze onun üzerine konulur o bezlerin üzerine. Ölü erkekse izar önce sol tarafından sonra da sağ tarafından sarılır. Yani sağ taraf üstte e, olur. Cenaze kadınsa e, saçı iki örgü yapılarak gömleğin üstünden, bu gömlek giydirilmiş önceden. Gömlek üstünden göğsün üzerine doğru saçları iki örgü yapılarak konulur. Ve bunun üzerine yüzünü de örtecek şekilde bir baş örtüsü getirilir. Sonra üzerine izar sarılır. İzarın üzerinden de bir göğüs örtüsü bağlanır. Daha sonra lifafe sarılır. Kefenin açılmasından endişe edili ediliyorsa kefen bezle bağlanır. Ekseriyette de hem orta kısımdan hem baş kısımlarından bağlanır. Ve böylece hem kadınların hem de erkeklerin... Kefenlenmesi gerçekleşmiş olur. Artık bembeyaz bir bez ile berzah halimine doğru yola çıkmaya hazır bir halde işlemleri devam eder. Daha sonra ne var? Namaz var. Bakın ne kadar önemli. Cenaze namazı tabii ölüye bir rahmettir. Mesela özellikle bazen mesela Mescid-i Haram'da, Kabe'de, bazen Mescid-i Nebevi'de, Medine'de olur. Mesela bazen denir ki es salaatu ala tifli yani bir çocuk cenaze namazı ilanı yapılır. Bakın o e, Kabe'de milyonlarca insan, Mescid-i Nebevi'de milyonlarca insan, herkes bir çocuğun cenaze namazını kılar. Yani bir çocuğun veya bir kadının veya bir erkeğin, yani bu insana verilen ne kadar önemli bir değer. Herkes durur ve onun cenaze namazını kılar, onun için dua eder. Tabi cenaze için namaz kılmak da büyük bir rahmet, büyük bir duadır. Ee, cenaze namazında bazı şartlar aranır. Tabi bunlar nelerdir? Öncelikle e, ölünün Müslüman olması gerekir. Cenazede aranan şartlardan birisi. Yani cenaze namazı kılmak için ölenin Müslüman olması lazım. İkincisi yıkanmış, temiz olması lazım. Üçüncüsü cenazenin hazır olması lazım. Dördüncüsü cemaatin önünde olması lazım, arkada olmaz. Beşincisi ölünün tamamının veya çoğunun ya da başı ile birlikte yarısının mevcut olması. Mesela paramparça olmuş Allah muhafaza olmaz. Altıncısı cenaze namazının ayakta kılınması. Yedincisi cenazenin bir yere konulmuş olması. Yani mesela omuzlarda olmaz veyahut da bir binek üzerinde, bir araba üzerinde olmaz. Muhakkak bir yere konulmuş veyahut da bir musallanın üzerine konulmuş olması gerekir. Cenaze namazının rükünleri dört tekbirle Kıyamdan ibarettir. Cenaze namazında ruku ve secde olmadığı gibi kıraat veyahut da teşehhüt de yoktur. Namazın sonunda selam vermek de vaciptir. Cenaze namazının sünnetleri şunlardır. Birincisi imamın cenazenin göğüs hizasında durması. İkinci sünnet birinci tekbirden sonra subhaneke okuması. İkinci tekbirden sonra salli ve barik dualarını okuması. Üçüncü tekbirden sonra dua okuması. Bunlar e, sünnetlerdendir. E, şöyle kılınır, tarif edecek olursak. E, cenaze sağ tarafı kıbleye gelecek şekilde, yani sağ omuzu, kıbleye gelecek şekilde namaz kılacak yere konulur. İmam cenazenin göğüs hizasında durur. Cemaat ayakta ve kıbleye karşı imamın arkasında saf bağlar. En güzeli üç saf olmasıdır. Yani böyle bir saf upuzun değil de, yani üç saf e, şeklinde durursa daha güzel olur. Niyette cenazen erkek veya kadın, e, erkek çocuk veya kız çocuk olduğu belirtilir. İmam niyet ettim Allah rızası için şu erkek veya şu kadın kişinin cenaze namazını kılmaya, ölü için duaya diye niyet eder ve Allah'a ekber diyerek tekbiri getirir. Cemaatte bu niyete ilave eden uydum hazır olan imama diye e, niyet getirir. E, niyetten sonra imam yüksek sesle e, ve cemaat de sessizce yani kendi duyacağı sesle Allahu ekber diyerek namaza başlar ve birinci tekbir alınıp eller kulak hizasına kaldırılır ve göğüs altına şey göbeğin altına eller bağlanır. Sonra imam ve cemaat sessizce subhaneke e, okurlar. Subhaneke de e, ve celle senauk eklenerek okunur. Sonra eller kaldırılmadan, baş ve göz işareti yapılmadan ikinci tekbir daha alınır. Allahu ekber diye İkinci tekbir alınır, eller kaldırılmaksızın. Hem imam hem de cemaat e, sessizce e, sali barik dualarını okurlar. Sonra üçüncü tekbir tekrar getirilir. Bu sefer e, cenaze duası okunur ve bilmeyenler başka bir dua veyahut da fatihayı dua yerine okuyabilir. Daha sonra dördüncü tekbir tekrar alınır ve önce sağ, sonra da sol tarafa e, selam verilir ve eller yan tarafa bırakılır. Yani burada en güzeli sola selam verdikten sonra elleri e, tamamen çözmek daha e, uygun olanıdır. Böylece cenaze namazı tamamlanmış e, olur. E, Hanefi ve Maliki mezhebinde e, cenaze namazının camide kılınması mekruh görülür ama Şafii mezhebinde e, cenazenin cami içinde olması da uygundur. E, cenaze namazı kimler için kılınmaz? Evet, bu da önemli bir konudur. Yani şu kimseler için kılınmaz. bir Birincisi, Müslüman olmayanların cenaze namazı kılınmaz. İkincisi, anne veya babasını kasten öldürenlerin cenaze namazı kılınmaz. Üçüncüsü, İslam devletine karşı çıkıp çatışmada ölenlerin e, namazı kılınmaz. Dördüncüsü, silahlı çatışmada öldürülen yol kesicilerin, haramilerin e, namazları kılınmaz. Ama mesela intihar etmiş olsa da o kişilerin günahkar sayılırlar ama cenaze namazları Kılınır. En çok akıllara bu takılabiliyor. Şafi mezhebinde de yine niyet getirilir. Daha sonra ayakta tekbir alınır. Birinci tekbirden sonra Fatiha, ikinci tekbirden sonra Salli Barik, üçüncü tekbirden sonra dua. Yani Şafi mezhebinde tekbirlerde eller kaldırılır ve birinci tekbirden sonra Subhaneke değil orada Fatiha okunur. Böyle bir ayrıntı var. Tabi cenazenin taşınmasına gelir ondan sonra sıra. Cenazenin taşınması sünnet olan, dört e, kişinin dört taraftan yüklenerek bunları e, taşıması böyle onar adım atarak kırkar adıma tamamlaması, e, böyle tabi mümkünse bunu yapılır. Yani nasıl? cenaze önce e, ön tarafından sağ omuzuna yani kendi sağ omuzuna e, alır taşıyan kişi. Sonra ayak tarafından sağ, sağ omuzuna geçer. Sonra ön tarafından e, sol tarafı, sol omuzuna, sonra e, arkada ayak tarafından sol tarafına böyle geçerek, e, tabi mümkün değilse veya kalabalıksa imkan olduğu kadar cenazeye bir el atması veya bir omuz atması güzel olur. Mazeret olmak için çok yakın olan e, mesafelere cenaze namazını şey cenazeyi araçla götürmemek lazım. Yani caminin hemen yanında kabristan var ve orada defnedilecekse omuzlarda götürmek daha e, önemlidir. Cenazeyi takip edenler fazla faydasız şeyler konuşmaması lazım. Yüksek sesle konuşmamak, bağırıp çağırmamak, böyle gülüşmemek, işte el çırpmamak, alkış tutmamak, tekbir getirmemek yine cenazede dikkat edilmesi gereken konulardır. Evet, kabre getirilir. Peki kabir nasıl olacak? Kabir elbette e, genelde kazılmış olur ama biz ölçülerini yine vermiş olalım. Kabrin boyu, ölünün boyu kadar olması gerekir. Genişliği bir insan boyunun yarısı kadar, derinliği de göğüs hizasında, insanın göğüs hizasına gelecek şekilde e, kazılır. Toprak e, sert ise kıble tarafında ölünün konabileceği şekilde oyularak bir oyuk, yani bir lahit yapılarak konulur. E, defnedilmesi de kabir e, yani ölü yüzü kıbleye gelecek şekilde yerleştirilir. E, Önüne kerpiç, tahta ve benzeri şeyler de konulabilir. E, toprağın üstüne sızmaması için tahta, kerpiç üzerine hasır, ot ve benzeri şeyler konabilir. E, ve böylece e, kabre koyduktan sonra da böyle e, artık yüzü şekline getirilip ondan sonra üstüne tahta veya kerpiç şeylerle kapatılır ve üzerine toprak dökülür. E, defnettikten sonra tabi kıble tarafından doğru, getirilmesi vaciptir. Ölünün kabre konulması telkin edilir. Yani burada ergenlik çağına gelmiş bir Müslümansa, ölünün yani belki onun bir rahmete vesile ile meleklerin sorgusu halini kolaylaştıracağı umulur ve defin işi bittikten sonra da telkin okuyan kişi onun baş tarafında doğru, ölünün yüzüne karşı böyle sanki ona hitap ediyormuş gibi ve kendisinin annesinin babasının isminin işte ey falan oğlu falan veya falan kızı falan şeklinde üç kere seslikte seslendikten sonra ona ölümle ilgili e, hatırlatmalar e, yapılır. Yani mesela işte ulkur makuntu aleyhimin min şehadeti en la ilah illallah ve en Muhammedur resulullah yani bak senin bu üzerine bulunduğun şahadeti hatırla. İşte Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed Aleyhisselatü vesselam onun peygamberidir ve ennel cennet hakkun ve nara hakkun ve sıratı hakkun. cennet haktır, sırat haktır, ateş haktır. Ve enne saate atiyetun la raybe fiyâ. Kıyamet gelecek. Bunda hiç şüphe yoktur. Ve enneke radîte billahi, rabben. İşte sen Rab olarak Allah'a razı oldun ve bil İslami dinen, İslam din olarak İslam'a ve bir Muhammed'in nebiyen, peygamber olarak Resulullah Aleyh, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a Bunlar böyle ona hatırlatılır ve kul la ilahe illallah ey Allah'ın kulu la ilahe illallah şeklinde hatırlatma yapılır. Daha sonra artık Allahü Teala'nın rahmeti rahmanına teslim edilmiş olur. Ve bir de iskatu salat diye bir konu var. Burada da ölü kendi ölmeden önce vasiyet eder. Malının üçte birini onun namazları için sadaka olarak her namaz için sadaka verilmesi e, hesaplanılır. Eğer e, kendisi bunu vasiyet etmemişse, onun varisleri, yakınları kendileri gönlünden teberrü olarak e, onun namazları için, yani namazları her bir namazı için bir sadaka miktarı vererek, belki Allah Teala'nın rahmeti umulur, e, belki bir eksikliği varsa giderilir şeklinde, buna iskâtus salat e, denilir. Her beş vakit namazı için bir sadaka miktarı ve bir de vitir namazı için biraz sadaka miktarı çıkarılır. İşte oruçları için, her bir orucu için bir sadaka miktarı fakirlere tasladık edilerek böylece namazların iskatı yapılmış olur. Tabi bir konuda taziye konusu vardır. Yani artık o cenaze sahibine hayır dualarda bulunmak manasına gelir. Tabi bu da güzel yani onu teselli etmek, onun yanında olmak sevdiklerimizin güzel bir davranıştır. Definden sonra taziye yapılır burada da ona güzel dualar yapılır. Yani ona denilir ki yani ilk üç gün içinde yapılması daha uygundur. E işte Allahu <laughs> ecrake. Allah senin ecrini çok versin. Ve ahsene azaeke. Bu sıkıntının karşılığında Allah sana iyilikler versin. Ve gafara Allahu li Allah senin ölüne rahmetiyle muamele etsin şeklinde söylenilir. Ve tabi cenaze evinde yemek e, cenaze evini yani yemekle uğraşması, insanlara işte helva, tatlı bir şeyler ikram etmesi gerekmez. Yani tabii bizim Anadolu insanı bir şeyler yani yedirmeyi sever ama ha belki dışarıdan gelen yabancılar için komşuları, yani o evin dışındaki kişiler yemek hazırlayıp ona, e, onun uzaktan gelen misafirlerine yemek ikram etse bu olur. Ama ölü evinin, cenaze evinin yemek pişirmeyle, helva pişirmeyle uğraşmaması. Çünkü yemek bir ikramdır. E, o ikram sevinç olur yani ölü evinin cenaze evinin buna meşgul olmaması ama komşuları veyahut da akrabaları ona yemek desteği verebilir Dışarıdan gelen misafirlerin aç kalmaması için bunlar yapılabilir e, Tabii ölen kimse için yaz e, tutulmaz yani yaz tutma ama üzülebilir insan mahzun olabilir üç gün boyunca bu e, taziye devam eder artık ondan sonra hayat e, şartları normale döner cenab-ı Allah hepimize imanla bir hayat yaşayıp imanla bu dar dünyadan dar ukbaya göç etmeyi bizlere nasip eylesin. Evet şimdi birkaç değerlendirme sorusuyla e, konumuzu toparlayacak olursak. E, bayram namazlarının kılınışını anlatın e, dediğimizde. Evet bayram namazları üçer ziyade tekbirle kılınır. Birinci rekatta bu Subhaneke'den sonra üç tane ziyade tekbir alınır. İkinci rekatta da fatih e, Fatiha ve Zamm-ı Sure'den sonra yani Rükku'dan önce bu üç tane ziyade tekbiri alınır. Teravih namazları hakkında kısaca bir bilgi verin denilmiş. Evet, teravih namazları sünnet-i müekkededir. 20 rekat olarak kılınır. Yatsı namazından sonra kılınır. Ve e, iki rekatta bir veya da 4 rekatta bir selam vererek kılınabilir. 2 rekatta bir selam veriliyorsa sabah namazının sünneti gibi. 4 rekatta bir kılınıyorsa ikindi veya ikindi veyahut da yatsının ilk sünneti gibi kılınır. Cenazenin hazırlanışı, namazın kılınışı bir kısaca açıklayın dediğimizde evet cenaze önce ölünün yanında ölmeden önce Kur'an ve vesaire okunması, kelime-i şehadet telkin edilmesi, ondan sonra onun elbiselerini çıkarıp ona abdestinin alınması, onun güzelce yıkanması ve kefenlere sarılması ve ondan sonra da usulü üzere namazı kılınması şeklinde açıklayabiliriz. Evet iskat da yine iskat hakkında bilgi veriniz dediğimizde de iskat yani bu namazları yani namaz, her bir namaz için belli bir miktar sadaka çıkararak Allah-u Teala'nın rahmeti umulur. Her bir tabi sadaka vermek önemli bir ameldir. Böylece namazları için biraz sadaka vererek o ölen kişinin namazlarının Allah katında kabul olunacağı ümit edilir. Ölmek üzere olan bir insanın yanında neler yapılır? İşte onun yanında Kur'an okunması e, dedik. Ona kelime-i şehadet telkin edilmesi dedik. gasl meyyit ne demektir denilmiş? gasl meyyit ölüyü yıkamak manasına gelir. Bu da güzelce onu akupak etmek manasındadır. E, techis ne demektir? Teçhiz e, ölüyü kefenlemek, o e, işlemlerini yapmak, onu hazırlamak. Buna teçhiz denilir. E, cenaze namazın rükünleri nelerdir? Cenaze namazı hem ayakta kılınır hem de dört tekbirle kılınır. Rükünleri bu şekildedir. Tekfin ne demektir denilmiş? Tekfin de cenazeyi kefenlemek. Kefene sarmak manasına gelir. Telkin duası da ne demektir? Telkin ölüye hatırlatmak. Yani bu dünyada üzerinde olduğu imanı işte dinim İslam Rabbim Allah kitabım Kur'an, peygamberim Muhammed Aleyhisselatü Vesselam diyebilmesi için bunları kendisine hatırlatmaktır. Buna da telkin denilir. Cenab-ı Allah hepimize e, imanla yaşayıp imanla göç etmeyi nasip eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.